Are you scared? Anthony Mosquin ve insan bebekleri hakkında konuşacağız. Eğer bu tarz konulara karşı hassasiyetiniz varsa izlemenizi tavsiye etmem çünkü oldukça ürkütücü ve rahatsız edici bir konu. Aynı zamanda günümüze de yakın bir olay arkadaşlar. Eğer daha eğlenceli içerikler izlemek istiyorsanız vlog kanalımı yukarıya bırakıyorum, bir göz atabilirsiniz. Hikayeyi aslında ben daha önce duymamıştım ama ay başında, daha doğrusu Şubat başında diyeyim, TikTok'ta Anthony Mosquin ile ilgili bir videoya denk geldim. 30 saniyelik bir video ve gerçekten kanımı dondurdu. O yüzden araştırıp hemen sizler için bir video yapmalıyım diye düşündüm. O yüzden çayınızı, kahvenizi, sütünüzü, şarabınızı, yemeğinizi, neyiniz varsa alın. Çünkü uzun bir video bizi bekliyor. 1966 Rusya doğumlu Anthony Mosquin oldukça mutlu ve başarılı bir çocuktu. Ailesi tarafından çok seviliyordu. Okulda da çok başarılı bir öğrenciydi. Dersleri gayet iyiydi. Hatta iyi demek bile yetersiz kalır bu noktada. Çok çok iyiydi. Okuldaki arkadaşlarına göre oldukça zeki bir insandı. Ancak sosyal becerileri çok da iyi değildi. Zaten zeki insanların sosyal hayatta çok iyi olmadığı su götürmez bir gerçek arkadaşlar. Sosyal becerileri yeterli değildi. Arkadaşı yoktu. Mosquin'in tek arkadaşı kitaplarıydı. Genç çocuk sadece okuldaki derslerine ilişkin kitapları değil, aynı zamanda eline geçirdiği her şeyi okuyordu. Biraz önce Mosquin'in çok mutlu bir çocuk olduğundan bahsetmiştim. Bu 8-9 yaşlarına kadar böyle devam etti. Ta ki o gün genç çocuğun yaşadığı olaya kadar. Mosquin okuldan eve dönerken kendisinden yaşça oldukça büyük bir adamın saldırısına uğradı. Aklınıza gelebilecek her türlü saldırıdan bahsediyorum arkadaşlar. Ve Mosquin o gün eve dönerken bacaklarında ve kollarında ve vücudunun diğer yerlerinde morluklar ve yaralar olduğunu fark etti. Ancak nasıl olduysa bunu ailesinden saklamayı da başardı. Yaşadığı bu travmatik durumu hiç kimseyle paylaşmamayı tercih etti. Ta ki 50'li yaşlarına kadar. Çocukken yaşadığı bu olay kendisinde büyük bir travma yarattı. Daha doğrusu travmalar zincirinin başlangıcı bu olaydı. Daha sonra yaşadığı diğer travmatik olaylarla Mosquin bugün bildiğimiz haliyle kendisine Russian Doll Collector, yani Rus bebek koleksiyoncusu ismini kazandıran kişiye dönüşmesine neden oldu. Mosquin'in bu olaydan kısa bir süre sonra yaşadığı olay ise kendisine karşı empati hissetmenize ve neden böyle bir insana dönüştüğünü anlamanıza yardımcı olacaktır. Ancak sempati demiyorum, empati diyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Mosquin bu yaşadığı olaydan sadece birkaç sene sonra kendisinde çok daha derin yaralar ve travmalar bırakacak başka bir olay daha yaşamak üzereydi. Kendisi ve okul arkadaşları 12 yaşındayken bir okul gezisi esnasında yerel bir köye gitmişlerdi ve burada bir çeşit çöp toplama günü organize ediliyordu ve Mosquin de diğer okuldaki arkadaşları gibi çöpleri topluyordu. Ancak Mosquin arkadaşlarından, okuldaki sınıftaki arkadaşlarından biraz ayrıldı ve kendisini bir çeşit geçidin içinde buldu. Söylediğine göre bu kişiler garip kıyafetler giymişlerdi ve bir sıra halinde yürüyorlardı ve bir cenazeye gidiyorlardı. O zamanlar 12 yaşında olan Mosquin de kendileriyle beraber cenazeye gelmeleri konusunda zorlamışlardı. Bu cenaze Mosquin'le hemen hemen aynı yaşlarda olan 11 yaşındaki Natasha Petrova adındaki küçük bir kızın cenazesiydi. Natasha evinde yaşadığı bir kaza, elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Cenaze ortamı oldukça depresif ve ürkütücüydü. Etraftaki tüm insanlar Mosquin'in anlamadığı bir dilde ağıtlar yakıyor ve ağlıyorlardı. Genç çocuk ise neden burada olduğunu ve tanımadığı bu insanlarla tanımadığı bir kızın cenazesinde ne yaptığını anlayamıyordu. Derken hayatını kaybeden Natasha'nın annesi Mosquin'in yanına geldi ve ölü olan kızını öpmesini istedi. Mosquin tabii ki bunu yapmayı reddetti. Bunun üzerine kadın Mosquin'i saçlarından tutarak kafasını kızın ölü bedeninin üstüne doğru bastırdı ve onu alnından öpmeye zorladı. Mosquin öptü de. Ardından Natasha'nın annesi Mosquin'e teşekkür ederek onu alnından öptü ve kendisine bir hediye verdi. Bazı kaynaklarda bu hediye bir elma olarak geçiyor. Bazılarında bir kitap, bazılarında ise bir kolye. Ancak verilen hediye ne olursa olsun yaşadığı bu durum Mosquin'de kapanmaz yaralar oluşmasına neden oldu. Kendisi oradayken çok korkmuştu ve ağlıyordu. Ve bu kadar da değil. Natasha'nın annesi ardından cebinden iki yüzük çıkarttı. Bir tanesini ölü olan kızı Natasha'nın parmağına, diğerini ise kendisiyle aynı yaşlarda olan Mosquin'in parmağına taktı ve onların artık evli olduğunu söyledi.
Genç çocuk bu durum karşısında gerçekten şoka uğramıştı. Ağlıyordu ve ne yapacağını, nereye gideceğini, bu insanlara nasıl karşı geleceğini bilmiyordu. Aynı zamanda kendisi ilk defa ölümle tanışmış ve genç insanların da ölebileceği gerçeğini fark etmişti. O günden sonra ise Moskvin için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Natasha'nın hayaleti kendisini bir gün bile yalnız bırakmadı. Her gece rüyasında Moskvin'i ziyaret ediyordu. Moskvin yaşının da verdiği tecrübesizlikle çok uzun bir süre ölü bir kızla evli olduğunu düşündü. Ve onun hayaletinden kendi aklında ve rüyalarında bir türlü kurtulamadı. Natasha her gece rüyalarında Moskvin'i ziyaret etmeye başladı ve ona öldüğü köye giderek orada bir çeşit seans ve kara büyü seansı düzenlemesini söyledi. Genç çocuk ilk başta bunu görmezden geldi ancak her gece tekrarlamaya başlayınca en sonunda da bir aksiyon alma ihtiyacı hissetti. Moskvin yine rüyasında Natasha'yı gördüğü bir gecenin sabahında yürüyerek Natasha'nın öldüğü ve cenazesinin düzenlendiği köye gitti. Tabii ki genç kızın mezarını da ziyaret etti. Ondan sonraki birkaç gün Moskvin için oldukça iyiydi. Çünkü Natasha kendisini rahat bırakmış gibiydi. Natasha'nın hayaletiyle herhangi bir yerde karşılaşmıyordu. Ya da Natasha genç çocuğu rüyalarında ziyaret etmiyordu. Ancak bu huzur dolu günler kısa sürdü. Natasha tekrardan Moskvin'in rüyalarına girmeye başlamıştı. Ve Natasha kendisine sadece onu bir şekilde rahat bırakacağını söylüyordu. O da başarılı bir kara büyü ritüeliydi. Moskvin ilk başta buna karşı çıktı. Natasha'nın kendisine söylediğine göre aslında bu karışık bir ritüeldi ve ritüel başarılı olursa Natasha'nın hayaleti bir başkasına musallat olacaktı. Daha doğrusu Moskvin'in ritüel için bir insan dişi getirmesi ve bir ayin düzenlemesi gerekiyordu. Her nasılsa Moskvin bir insan dişi, daha doğrusu ufak bir çocuğa ait bir insan dişi bulmayı başardı ve aynı Natasha'nın istediği gibi bu kara büyü ritüelini de gerçekleştirdi. O günden sonra Natasha bir daha asla Moskvin'i ziyaret etmedi. Muhtemelen bunların hepsi genç çocuğun bir çeşit hayal ürünüydü ve Moskvin ciddi bir depresyon geçiriyordu veya şizofreni belirtileri gösteriyordu. Ancak etrafındaki hiçbir arkadaşı, ailesi de dahil hiç kimse neler yaşadığını fark etmemişti. Ve yaşanan bu olaylar sonrasında Moskvin ölüme, ölümden sonra hayata ve mezarlıklara karşı koyamadığı enteresan bir ilgi duymaya başladı. Moskvin biraz önce de söylediğim gibi sosyal ilişkileri başarılı olmayan, hatta hiç arkadaşı olmayan bir çocuktu. Tek arkadaşı kitaplardı. Okumaya inanılmaz derecede takıntılıydı. Ancak artık yeni bir hobisi daha vardı. Mezarlıklar. Sevdiği kitapları alıp mezarlıklara gidiyor ve saatlerce orada zaman geçiriyordu. Bunu istisnasız olarak her gün yapıyordu. Genellikle okuldan sonra eve dönerken bir mezarlığa uğruyor ve en az 1-2 saatini orada oturarak ya da kitap okuyarak geçiriyordu. Derken yıllar geçti ve Moskvin, Moskova'da bir üniversiteye gitmeye başladı. Kendisi çok başarılı bir öğrenciydi. Aynı zamanda o dönemlerde üniversitenin içinde bulunan bir çeşit satanik gruba üye de olmuştu. Zamanında Natasha ya da Natasha'nın istediklerine karşı gelirken bunu artık bir hobi haline getirmiş. Hatta dediğim gibi satanik bir gruba bile üye olmuştu. Ve bundan pişman değildi. Aksine oldukça mutluydu. Yeni bir çevre ve arkadaşlar edinmişti bu grup içinde. Moskvin'in üye olduğu satanik grup gerçekten bazı ürkütücü ritüeller gerçekleştiriyordu. Arkadaşlar bunlardan bazıları hayvanları canlı canlı kurban etmek, işte bazı ayinler düzenlemek, kara büyü seansları yapmak ve aklınıza gelebilecek pek çok şey bu grubun etkinlikleri arasındaydı. Ve Moskvin de bu 12 yaşında yaşadığı, Natasha ile ilgili yaşadığı deneyimleri satanik gruptaki arkadaşlarına ya da üyelere anlatmaya başlayınca kendisi birden popülerleşti. Oldukça sevilen ve saygı duyulan bir insan haline geldi. İnsanlar yaşadığı bu deneyimin aslında enteresan ve güzel bir şey olduğunu düşünmeye başladılar ve gidip onunla konuşmak, arkadaş olmak istediler. Herkes Moskvin'e saygı duymaya başladı ve kendisi birdenbire popülerleşti. Üniversiteden çok yüksek notlarla mezun olduktan sonra Moskvin oldukça başarılı ve bilinen bir akademisyen haline gelmişti. Onun üzerinde dil biliyordu. Hepsini çok iyi bir şekilde konuşabiliyordu ve yazabiliyordu. Aynı zamanda tarih konusunda da bir master yapmıştı. Sanıyorum ki Kelt tarihi olması lazım arkadaşlar. Ancak bu başarılı akademik kariyeri kendi alışkanlıklarından vazgeçmesine engel olmadı. Moskvin hala aşırı derecede mezarlıklara, ölüme ve ölümden sonraki hayata takıntılıydı. Her gün eskiden olduğu gibi yine aksatmadan mezarlıklara gidiyor ve en az birkaç saat orada zaman geçiriyordu. Akademik kariyerinin haricinde Moskvin aynı zamanda bir yazardı ve bazı gazeteler için yazılar hazırlıyordu.
Ayrıca kendisi ilerleyen süreçte birkaç tane de kitap çıkarttı. Yani dışarıdan bakıldığında oldukça parlak bir kariyeri olan, ileri zekalı ve popüler genç bir adamdı. 2003 yılında Moskvin, Yulia adında bir kadınla tanıştı ve ilk defa bir kadına karşı, bir insana karşı gerçekten duygusal bir şeyler hissetmeye başladı. Yulia söylediğine göre en az Moskvin kadar zekiydi. Birbirleri için oldukça uyumlulardı. Ancak Moskvin'in şu şekilde enteresan bir isteği olmuştu. Yulia ile ilişkiye devam etmek istiyordu. Yani onun kendisinin sevgilisi ya da kız arkadaşı olmasını istiyordu. Ancak aralarında hiçbir tensel temas ya da ilişki olmasını istemediğini de Yulia'ya söyledi. Genç kadına söyledi. Bu genç kadın için de oldukça kabul edilebilir bir durumdu. Buna karşı çıkmadı ve ilişkilerini mutlu mesut bir şekilde devam ettirdiler. Ancak şöyle bir sorun vardı. Yulia her ne kadar herhangi bir ilişki içinde bulunmasa da Moskvin'le istediği başka bir şey vardı. O da bir çocuk arkadaşlar. Ancak Yulia'nın bu isteği tabii ki Moskvin'le arasındaki ilişkiye tamamen ters bir durumdu. Dolayısıyla çift evet edinmeye karar verdi ve bunun için başvuruda bulundular. Ancak otoriteler tarafından bu başvuruları, bu istekleri kabul görmedi ve reddedildi. Bunun nedenlerinden bir tanesi Moskvin ile Yulia'nın evli olmamasıydı. Diğeri ise Moskvin'in gerçekten o anda düzgün ve kendisini idame ettirebilecek bir işinin de bulunmamasıydı. Biraz önce de bahsettiğim gibi Moskvin tabii ki bazı gazetelere köşe yazıları yazıyordu, içerikler hazırlıyordu ya da kendisi kitaplarından gelen, geçmişte yazdığı kitaplarından gelen paralarla bir şekilde hayatını devam ettiriyordu ama genç adam hala ailesiyle birlikte yaşıyordu ve bu durum ailesi için de enteresan bir olay haline gelmişti. Ailesi aslında Moskvin'in de evlat edinmesini istemedi. Çünkü bir anlamda Moskvin'e her ne kadar ufak bir geliri olsa da yine de en nihayetinde onlar bakıyordu ve onların evinde yaşıyordu. Ve gelen çocuk da muhtemelen ailesinin evinde yaşamaya devam edecekti. Dolayısıyla Moskvin ile Yulia'nın karşı karşıya kaldığı bu durum aralarının açılmasına neden oldu. Ve ikili kısa bir süre sonra ayrıldılar. Ancak bundan kısa bir süre sonra Yulia ile Moskvin'in ayrılığından çok kısa bir süre sonra Moskvin'e hayallerindeki iş teklif edildi. Moskvin Rusya'daki mezarlıkları dolaşacak ve mezarlarda bulunan kişilere ölüm tarihlerine ve ölüm nedenlerine ilişkin bazı raporlar hazırlayacaktı. Bu süre esnasında 800'ün üzerinde mezarlık ziyaret edecekti. Mezarlara karşı aşırı derecede takıntılı olan Moskvin için bu bulunmaz bir nimetti ve kendisi tahmin edebileceğiniz gibi bu işi hemen kabul etti. Moskvin yaptığı bu iş esnasında sayısız mezar ziyaret etti. Hepsine yürüyerek gitti. Hatta bazı geceler mezarlıkların içinde uyudu. Bazen ertesi günkü cenaze için hazırlanan tabutların içine girerek orada kaldı. Mezarlıkların içinde yemek yedi ve su içti. Ve bir şekilde bu mezarlar kendisinin evi haline geldi. Hatta Moskvin bu esnada söyleyene göre birkaç kez polis tarafından da sorgulanmış arkadaşlar. Çünkü düşünsenize mezarlıklarda zaman geçiren, orada yatıp kalkan bir adam. Tabii ki kıyafetleri, yüzü, elleri, her tarafı pislik içinde aynı zamanda, çamur içinde. Moskvin tabii ki polislere yaptığı işi anlatınca onu serbest bıraktılar. Ancak Moskvin'in başı sadece polislerle derde girmedi. Oradaki mezarlıklarda bulunan, mezarlıkların çevresinde bulunan insanlarla, daha doğrusu o şehirlerde, kasabalarda, ilçelerde yaşayan insanlar diyelim. Moskvin'in ne yaptığını tam olarak anlayamadıkları için kendisini oradan kovdular. Pek çok kez tehdit ettiler. Hatta bir kere de dayak yediği ne bazı kaynaklarda okudum. Derken Moskvin'in bu işi bitti ve tarih bizi 2011 senesine getirdi. 2011 yılının Ocak ayında Domodedovo Havalimanı'na bir saldırı düzenlendi ve 40'a yakın kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce insan da yaralandı. Bu sebeple o yıllarda bazı aşırı gruplar Müslümanlara karşı ayaklanmalar başlattı ve tabii ki ırkçılık söylemleri ve yazılarıyla da bu durum devam etti. Tüm ülke genelinde ses getiren bu olaylarda Anthony Moskvin de vardı. Kendisi Müslüman karşıtı yazılar yazıyor ve bu kimliğini de asla gizlemiyordu. Olaylar ilerleyen aylarda büyüdü, saldırılara da dönüştü. Rusya'da bulunan pek çok Müslümanın mezarı talan edildi ve tahmin edebileceğiniz gibi bazı üzücü olaylar yaşandı. Bunun ardından bir soruşturma başlatan polis, ses getiren Müslüman karşıtı yazılarıyla ve kitaplarıyla dikkat çeken Moskvin'i sorguya çekmeye karar verdi ve evine bir ziyaret gerçekleştirdi. Aslında polisin aradığı şey
Moskvin'in evinde bir çeşit gizli döküman, bazı belgeler ya da Moskvin'i bu olaylarla bağdaştırabilecek herhangi bir kanıttı. Yani polis bu Müslüman karşıtı ayaklanmalarda ve saldırılarda Moskvin'in de parmağı olduğunu düşündü ve Moskvin'i de o gün tutukladılar. Tutuklayarak karakola götürdüler. Ancak polis Moskvin'in evinde aradığı bu gizli belgelerden ziyade çok daha rahatsız edici bir şey buldu. Moskvin'in evinde onlarca insan boyutunda oyuncak bebek vardı ve evin dört bir köşesine yayılmışlardı. Kimileri taburede oturtulmuş, kimileri ayakta duvara yaslanmış, kimileri ise yatakta yatar pozisyondaydı. Üzerlerinde kıyafetler ve yüzlerinde de makyaj vardı. Aynı oyuncak bebekler gibi düşünün arkadaşlar ama boyut olarak normal bebeklere nazaran daha büyük. Yani şu boyutlarda 1-1,5 metre civarında düşünebilirsiniz bu bebekleri. Polis Moskvin'i sorguya çekmek için ve olaylarla olan bağlantısını anlayabilmek için Moskvin'i karakola götürdü. Ve evde kalan polisler de herhangi bir belge ya da gizli bir şey bulabilmek için araştırmaya başladı. Kendisini bu olaylarla ve Müslüman mezarlıklarına yapılan saldırılarla bağdaştıracak bazı deliller arıyorlardı. Moskvin'in ailesinin evi, daha doğrusu Moskvin'in odası tam anlamıyla bir çöp evi haline gelmişti. Her yerde kıyafetler, çöpler, kağıtlar, yazılar ve kitaplar vardı. Polis memurlarından bir tanesi evin dört bir yanına saçılmış olan bu büyük oyuncak bebeklerden bir tanesini yerini değiştirmek için kaldırdı ve içinden garip bir ses geldiğini fark etti. Polis ekipleri Moskvin'in bu devasa boyuttaki bebeklerin içine bazı gizli dokümanlar ve belgeler ve deliller saklamış olabileceğini düşündü. Polis memurları bebekleri kesip içlerine bakmaya karar verdi. Ve bebeklerin içini açmaya başladıklarında orada olmaması gereken bazı şeyler olduğunu fark ettiler. Ve bunlar aradıkları belgelerden çok daha korkunçtu. Bebeklerin hepsi mumyalanmıştı ve içlerinde insan kalıntıları vardı. Polis yaptığı bu korkunç keşiften sonra Moskvin'in evinde bulunan 29 adet insan boyutundaki mumyalanmış oyuncak bebeği araştırma için laboratuvara götürdü ve tüm bebeklerin içinde farklı kişilere ait kalıntılar olduğunu fark etti. Hepsi kız çocuklarına aitti ve bu kişilerin yaşları aşağı yukarı 5 ile 15 arasında da değişiyordu. Ayrıca tüm bebeklerin içine bir müzik kutusu yerleştirilmişti. Yani bunların hepsi gerçek insanlara ait, gerçek insan boyutunda mumyalanmış oyuncak bebeklerdi. Polis bu kişilerin kimliğini, yani daha doğrusu bu mumyalanmış bebeklerin kimliğini tespit edip ailelerine haber verdi. Ancak aileler şaşkındı. Çünkü polisin cesetleri bulduklarına dair bildirimde bulunduğu bu kişiler zaten çoktan ölmüşlerdi ve gömülmüşlerdi. Cesetleri, Moskvin bu ölü bedenleri mezarlıklarda gezdiği ve araştırma yaptığı zamanlar içinde toplamış ve bir şekilde bunları mumyalaştırarak tuz ve kabartma tozu ve bazı materyaller, maddeler kullanmış sanıyorum ki mezarlıkta bunları mumyalaştırarak evine bir şekilde getirmiş. Şöyle de bir durum var. Olaylar ortaya çıktıktan sonra Moskvin'in ailesi de tabii ki sorguya çekiliyor ve aile Moskvin'in bu yaptıklarından haberdar olmadığını söylüyor. Onların normal boyutlardaki oyuncak bebekler olduğunu düşünmüş yaşlı kadın ve eşi. Ve Moskvin arkadaşlar bütün bu olaylardan sonra mahkemede de akıl sağlığı yerinde olmadığı için bir akıl hastanesine sevk ediliyor. Bu arada şöyle de bir durum var. Mumyaladığı bu bebeklere ve cesetlere kesinlikle herhangi bir saldırıda da bulunmamış kendisi. Aksine onların önünde asla küfür etmemiş, söylediğine göre, verdiği ifadeye göre. Onları en iyi şekilde mumyalayıp en iyi kıyafetleri giydirdiğini belirtmiş. Ancak bildiğiniz gibi kendisi çok zeki bir insan. Bunu oradaki hakimi manipüle etmek için mi söyledi yoksa rol mü yapıyordu o kısmını gerçekten bilmiyoruz. Dediğim gibi zaten çok eski bir olay da değil. Olay daha şurada 10-12 sene önce ortaya çıkmış. Ve kendisi arkadaşlar verdiği ifadede şöyle söylemiş, kısaca onu da okuyacağım. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece bilimin bu kızları tekrar hayata döndürebileceği bir günü, geleceğini umuyordum. Bu yüzden mumyalama konusunda bilgiler edindim. Sadece onları o güne kadar koruyabileceğimi düşündüm. Onlara iyi davrandım. İletişim kurdum. Mezarlarına gittim ve rastgele hiçbir kişiyi, hiçbir insanı mezarından çıkarmadım. Onlar kendileri isteyip istemediklerini söylediler. Çoğu kişi istedi ve ben de gerekeni yaptım. Tahmin edebileceğiniz gibi Moskvin'in yaşadığı şeyler, evet, geçmişte yaşadığı travmaların etkisi belki, kabul ediyorum. Ama akıl sağlığı da yerinde olan bir insanın yapabileceği hareketler değil bunlar. Küçük yaşta
saldırıya uğramış olması, ölü bir kızın ki o da doğruysa cenazesinde bulunması ve gerçekten kendisini öpmeye zorlanması ve daha sonra işte yaşadığı diğer şeyler ve üniversitedeyken bulunduğu satanik grup ve içinde gerçekleştirdiği ayinler. Video içinde de, hikaye içinde de pek çok kez bahsettiğim gibi Moskvin'in bugün olduğu insan haline gelmesine neden olmuş durumlar. Kendisi ağır ve travmatik bir çocukluk geçirmiş. Çocukluk zamanlarımızda yaşadığımız şeyler aslında bugün kim olduğumuzu belirliyor arkadaşlar. Dolayısıyla çocukluk dönemlerinin çok ama çok önemli olduğu söyleniyor. Bugünlük bu kadar. Video başında da söylediğim gibi uzun bir hikaye oldu. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Benim tüylerime diken diken eden bir olay ve hikayeydi. Umarım siz de benim kadar etkilenmişsinizdir. Olayları ve Moskvin'in yaşadıklarını en yumuşak haliyle burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalıştım. Bir hatam olduysa affola. Biliyorsunuz ki hepinizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve en kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Bye bye.